Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Oktay Özdemir. Bir çalışmamızda daha huzurlarınızdayız. Değerli arkadaşlar, takipçilerimizden gelen yoğun istek üzerine Avusturya aile bileşimi konusunu inceledik sizler için. Şimdi Avusturya'daki aile bileşimi Almanya'dan biraz farklı değerli arkadaşlar. Avusturya'da mülteci olan birisinin aile bileşimi ile gelen aile üyeleri de iltica etmek zorunda kalıyor. Almanya'da aile bileşimi ile gelen insanlar iltica etmek zorunda değil iltica etmeden de oturum alabilmektedirler ve Türkiye'ye gidip gelebilmektedirler eğer Türkiye'de herhangi bir problemleri yoksa. Ancak Avusturya'da ise iltica yasası madde 51'den kabul alan birisinin Avusturya iltica yasası yine madde 35'e göre aile birleşimi işlemi yapılmaktadır. Bu da çeşitli maddeleri referans ediyor. Maddelerle kafanızı boğmak istemiyorum ama mesele anlaşılsın diye referans maddeler 34 madde aile bileşim maddesi 26 madde de aile bileşimden dolayı bize verilen maddedir şimdi burada temel sıkıntı ne Avusturya'da aile bileşimiyle Avusturya'da kabul almış birisi aile bileşimin yapmak istediğinde aile bileşimin yapacağı ilgili daire Bfa dediğimiz mülteci dairesidir yani hem mülakatı olan daire aynı zamanda aile birleşimine de müsaade eden dairedir der arkadaşlar. Birincisi bu. Dolayısıyla Avusturya'da kabul alan kişiler aile birleşimi yapması için BFA'ya kabul aldıktan sonra 90 gün içerisinde BFA'ya başvuru yapmak zorundadır. Şimdi Türkiye'deki aile üyeleri ve Yunanistan'daki aile üyeleri olarak başlığı ikiye ayıracağız konu içerisinde. Şimdi Türkiye'deki aile üyeleri eşinin kabul kağıtları ile birlikte konsolosluktan randevu alıp e, vize başvurusunda bulunması gerekiyor. İşte Türkiye'de vize başvurusunda bulunduğunda e, önce randevu alıyor, sonra vize başvuru formu e, doldurup başvuru yapıldığında e, normal doldurulan formda Türkiye'deki formlarda mülteci olarak çok detaylı yazması da birkaç yerde yazmaktadır değerli arkadaşlar. İşte burada siz Türkiye'de aile bileşimi yaparken teknik olarak mülteci aile bileşimi formunu dolduruyorsunuz bundan dolayı da siz e, vizenize e, 26. madde e, yapıştırmaktadır fp26 yani federal poli yabancılar polisi e, madde 26'ya göre bu vize verilmektedir bu vize de e, 34. maddeyi referans göstermektedir bundan dolayı e, siz Avusturya'ya geldiğinizde 34'e göre hareket edildiğinden dolayı ister istemez siz de e, aileniz ailenin diğer fertleri yani aile birleşimiyle gelen kişiler e, iltica etmek zorunda kalıyorlar. Kanun bunu gerektiriyor. E, şimdi e, peki aile birleşimiyle gelenler iltica etmeden kalması için ne gerekiyor? Onda işte kırmızı beyaz kırmızı plus dedikleri... E, normal oturum, yani Avusturya'da normal oturumla kalan, normal çalışma yoluyla kalan, normal evlilik yoluyla gelen insanlar için geçerli bir e, kural o. Yani burada sizin e, eşiniz eğer çalışıyorsa e, mülteci oturumu değil de çalışma üzerinden aile birleşimine sizi getirebilir. O zaman iltica etmenize gerek yok. Türkiye gidip gelebilirsiniz. Ancak eğer e, bu çalışma yoluyla bir mülteci için dili bilecek, işe girecek, uygun miktarda iş bulacak, yeterli miktarda maaşı, yeterli miktarda metrekare evi olacak, bunu bulması ilk zamanlar zor olacağı için e, dolayısıyla normal aile bileşimine gel, ge, geleceksiniz. Yani mülteci aile bileşimine geleceksiniz ve iltica etmek zorunda kalacaksınız. Türkiye'ye gitme şartı iltica süreci bittiğinde yani 5 yıl sonra, 6 yıl sonra Avusturya vatandaşı olduktan sonra ülkenize gidip gelmenizde herhangi bir problem olmayacaktır. Ancak iltica aşamasında yani iltica üzerinden oturum almış birisi Türk konsolosluğuna gidip Türk pasaportu alırsa ya da kendi ülkesine geri giderse ilticasını çekmiş sayılır. Dolayısıyla oturum hakkı da yanlış olur. Der arkadaşlar. Türkiye bakan yönü bu. Maalesef Avusturya ile ilgili tek problem bu. Bunun dışında sosyal şartları Almanya ile bire birebir aynı. Yani Avusturya sizi kimseye muhtaç etmiyor değerli arkadaşlar. Diğer bir olay Yunanistan'la alakalı aile e, birleşiminde yaşanan probleme baktığımızda bir Dublin'e göre aile bütünlemesi var bir de aile birleşimi var. Kabul alanlar e, için yani aile birleşiminden kabul alan e, ilticadan oturum alan birisi aile birleşimiyle Avusturya Yunanistan'daki Avusturya Büyükelçiliğine ya da konsolosluğuna gittiğinde şöyle cevap alıyor: "Bizim yetkimiz yok ve yeterli ekipmanımız olmadığı için vize başvurunuzu reddediyoruz" diyor. Yani dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı tarafından Avusturya Büyükelçiliği Yunanistan'da bulunan yabancılara vize verme yetkisi olmadığından dolayı aile bileşimine maalesef şu an itibariyle. Yani 2021 4 Ocak ayı günü itibariyle baktığımızda e, onayları ve yetkisi olmadığı için maalesef aile birleşim vizesi veremiyor. Bu ne demek oluyor? E, aile birleşimi yapamayacaksınız oluyor. Sizi Münih'e yani Almanya Münih'e bir de Slovakya e, Bratislava e, yönlendiriyor. Yani oradan başvuru yapın diyor. Şimdi Yunanistan'da pasaportlu ya da pasaportsuz kural dışı yöntemlerle gelmiş birisi Münih'e ya da e, Slovakya'ya nasıl gidecek? Muhtemelen avukatlar üzerinden başvuru yapılacaktır. Şu an birkaç takipçimiz bu konu üzerinde çalışma yapıyor. Aile Birleşimi için Münih'e başvuru yaptılar. Onların onlarından gelecek, Münih'teki Avusturya Büyükelçiliği'nden gelecek cevaba göre yeniden bir değerlendirme yapacağız. Eğer yeni bir gelişme olursa bilin ki bu konuyla alakalı bir video yapacağım. Ama eğer yeni bir video yapmadıysam Avusturya aile birleşimi ile alakalı şu anlattığım konu geçerlidir değerli arkadaşlar. Şimdi e, bu sebeple aile birleşimi e, yapma yetkisi konsolosluğa, büyükelçilikte olmadığı için ve makine ekipmanı da olmadığından dolayı Avusturya'dan aile birleşimi, e, Yunanistan'dan aile birleşimi şu an itibariyle maalesef olmamaktadır. Diğer bir konu ise değerli arkadaşlar eee Aile bütünlemesi dediğimiz ya yani Dublin'e göre, Dublin sürecine göre aile bütünlemesi dediğimizde ise orada bir yeşil ışık yanmakta. Ama onu anlatmaya çalışacağım. Orada ise durum şu. Eşiniz Avusturya'da iltica iltica süreci devam ediyor. Siz de e, Yunanistan'dasınız. Ya da herhangi bir Schengen ülkesindesiniz. Fark etmez. Eşinizde Dublin düştüyse yani eşinizde Dublin prosedürü uygulanmayacak ve eşinizi Yunanistan'a göndermeyecekse e, siz Yunanistan'daki, Atina'daki Dublin transfer dairesine gidip eşim Yunanistan'da buyurun e, mülteci kimliği deyip aile bütünleme talebinde bulunabilirsiniz. Bu işlemde e, herhangi bir seyahat belgesi veya pasaporta ihtiyaç bulunmuyor. A4 kağıdı çıktısıyla sizi uçağa bindirip Eşinizin yanına gönderiyorlar ve e, havalanda polis sizi karşılıyor. Mülakatınızı yapıyor ve ilgili daireye sevk ediyor. Yani BFA'ya, e, mülteci dairesine sevk ediyor. Şimdi e, burada e, şart ne? Eğer eşiniz ve çocuklarınızla birlikte siz karı koca ve çocuklarınızla birlikte Atina'dayken yani Yunanistan'dayken birlikte asilün merkezine gidip iltica ettiyseniz burada Dublin Birleşimi'ne müsaade etmiyorlar. Şundan dolayı yani koca ya da e, hanımefendi ne yapmış? E, eşinden ve çocuklarından ayrılarak kendi isteğiyle e, Avusturya'ya gitmiş, iltica etmiş. Diyor ki o kendi isteğiyle gittiğinden dolayı biz bunu e, müsaade etmiyoruz ve aile birleşimini reddediyoruz diyor. Şu durumda reddetmiyor. Yani siz Yunanistan'a girdiniz, polis, karako polis karakolunda parmak izinizi verdiniz ve size dedi ki 6 ay içerisinde bir asülün merkezine gidin başvuru yapınız dedi. Burada eğer sadece eş başvuru yapıp, yani e, e, beyefendi başvuru yapıp, eş ve çocuklar polis kağıdıyla durup başvuru yapmadılarsa o zaman e, bu kişi Avusturya'ya gidip iltica ettiğinde, Dublin süreci tamamlandıktan sonra eş ve çocukları e, asilüm merkezine gidip başvuru yaparlarsa eş zamanlı başvuru yapmadıkları için aile bütünlemesi gerçekleşecektir. E, burada e, benim tavsiyem karitas Diakoni, Reuterkreutz gibi yani haç ya da karitas gibi e, Diakoni gibi e, e, kilise dernekleriyle vakıflarıyla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onlar ciddi manada bürokrasiyi biliyorlar. Suriyeli, Irak, Libya gibi diğer göçmenlerden çok ciddi tecrübeleri var ve avukatları var. Bu süreci yönetmede kendi insanları birbirlerini kırmayacaklardır. Bu çalışmada onlardan destek alma, onların avukatlarından destek almanız sizin sürecinize ciddi manada katkı sağlayacaktır değerli arkadaşlar. Evet e, peki e, bu iki durumda da problem çözülemiyorsa ne yapılabilir sorusuna baktığımızda benim tavsiyem şu olabilir. Eğer pasaportlarınız varsa e, Yunanistan'dan mülteci dairesine ya da yabancılar polisine giderek diyebilirsiniz ki ben Yunanistan'dan ilticamı çekmek istiyorum dersiniz. Size bir hafta 10 gün içerisinde Yunanistan'ı terk edin diye bir beyaz kağıt verecekler. Bu kağıdı Yunanistan'dan karayoluyla çıkarken karayolu e, pasaport kontrolüne. Havaalanından çıkacaksanız havaalanındaki pasaport kontrolündeki polis memuruna verdiğinizde onlar sizin pasaportunuza çıkış mührü vuracaklar ülkeden çıkacaksınız. Şimdi burada o zaman nereye gideceksiniz? Ha burada e, Makedonya gibi, Arnavutluk gibi, Moldova gibi, Ukrayna gibi hani Avusturya'nın e, Schengen ülkeleri dışında bulunan büyük elçiliklerine gidebilirsiniz. Bu büyük elçiliklerine gittiğinizde size aile bileşimi e, vizesi vereceklerdir. E, mesela Makedonya ortalama 2 ay gibi sürede, e, iki ay 3 ay gibi sürede aile bileşimine e, müsaade etmektedir. Ha burada oturum e, oturum şartı arayabilmektedirler. Yani Makedonya'da ya da gittiğiniz ülkede oturumunuz var mı diye. Burada bir e, oturum alabilirsiniz. Yani çalışma yoluyla vesaire oturum kaydı yapabilirsiniz. O oturum sürecinin evraklarını verebilirsiniz. Birincisi yöntem bu. İkinci yöntemde de Makedonya'ya ya da Arnavutlu'ya ya da gittiğiniz ülkeye iltica edebilirsiniz. O iltica kağıdı da oturum yerine geçmekte ve onunla da e, aile birleşimi vizesinde başvuru yapabilirsiniz. Peki pasaportunuz yoksa e, bu gibi durumlarda ilticanızı çekip aile birleşimiyle ile ne yapabilirsiniz? Moldova, Ukrayna ve Gürcistan e, Türk pasaportu, pasaportu olmadan kimlikle bu ülkelere uçmaya müsaade etmektedirler. Dolayısıyla siz e, Moldova konsolosuyla Ukrayna ve Gürcistan konsolosuyla Yunanistan'da görüşüp e, benim pasaportum yok ama e, kimliğimle ülkenize e, buradan gidebilir miyim diye sorabilirsiniz. Eğer sizi uçağa bindiriyorlarsa o Moldova, Ukrayna, Gürcistan'da kimlikle giriş yapabilir. 90 güne kadar o ülkede durabilirsiniz. Dolayısıyla o ülkelerde de iltica başvurusu yaptığınızda da şey yapabiliyorsunuz. Aile ee, Bilişim talebinde bulunma hakkınız oluyor. Değerli arkadaşlar. Bir çözüm bu. Bir çözüm de mahkeme yolu. Büyükelçiliği, konsolosluğu ve BFA'yı yabancılar dairesini ondan sonra Dışişleri Bakanlığı, İçişleri bakanlığını ilgili daireleri mahkemeye vererek sürecin bu problemin çözülmesi yönünde böyle bir talepte bulunarak da Mahkeme sürecini bekleyebilirsiniz. 6 ay ile 1 sene arasında da mahkeme süreci sürecektir. Bununla da süreci yönetebilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabii ki bunlar benim tavsiyelerim, kişisel tecrübelerim, edinmiş olduğum tecrübeleri sizlere aktardım. Aile konusu hassas bir konu olduğundan dolayı lütfen mutlaka bir avukatla sürecinizi yönetiniz. Duyumlarla hareket etmeyiniz. Evet değerli arkadaşlar bir çalışmamızı burada sonlandırıyoruz.